Uras Kaygılar oğlu kuşlar ve gagaları ve pençeleri onu çok korkuturmuş. Evet. Gerçekten mi? Çok korkuyorum abi. Kuşlardan korkuyorsun. Çok. Yani horoz, tavuk, kuş. Peki. Şarkıcı çok... Edis'e çok benzetiliyormuş. Evet abi. Çok güzel yemek yapıyor. İddialı bu konuda. Setim var abi en çok kullandığı bahane. Çok güzel tavla oynuyor. Sosyal medyayla haddinden fazla ilgili. En büyük hayali talk show yapmak ki bence yapar gerçekten de. Ben de sonuna kadar destekliyorum. Ben de. Evet yapar çünkü çok da iyi bir sunucu aynı zamanda. İlk konuğum ben olacağım. Geleceğim ilk programa. Çok sevinirim. Onur diyorum. Evet. Bak bir bu adam çok güzel talk show yapar. Bir de o anda çok seviyorum. Çok ben. Ben yaparım. Sen zaten şu anda aldın götürüyorsun. Yapıyorsun. Ali Sunal, Ali Sunal. Evet. Ali Sunal güzel adam. Yapar yani. Ve Uras koyu bir yer Fenerbahçeliymiş. Onu da ekleyelim. Binnur Kaya, çocukluk kahramanları Haydi ve Şeker Kız. Hepimizin öyleydi. İlkokulda ve ortaokulda en büyük hayali yan flüt çalmakmış. Ha, flüt evet. Evet, öğrenebildin mi sonradan çalabildin mi? Yok ya, blok flütte kaldım. Ha, blok flütte kaldım. asla telefonu sizden önce kapatmıyormuş. Evet. Utanıyor o bir musun? Sorun oluyor yani. Büyük sorun mu? Kapatan için de sorun oluyor. Görüşürüz canım. Seni çok seviyorum. Öpüyorum seni canım. Çok ama ya gerçekten çok. Çok. Ya hayır. Şöyle bir şey oluyor. Bir de sesimi kısıyorum. Niye yapıyorum bunu? Hani güle güle. Hoşça kal. Bay bay. Öptüm. Güle güle. Eğile. Ne oluyor ya? Hadi güle güle de kapat işte şunu ya. Yok onu yapamadım yani. Evet senin utangaçlık senin en büyük sorunun. Baksana Vavye'nin ilk çekim gününde Erbaa'da, Tokat Erbaa'da otelde küveti yıkamakla başlamış, duvarları silmiş, 3 gün devam etmiş yani. Bütün oteli temizlemiş. O biraz böyle hani gerginliğimi atmak içindi galiba. Yani, ayrılmaktan hoşlanmadığı için ilişki yaşamak istemiyormuş. Ya işte ayrılık. Kolay iletişim kuramadığı için üzülüyor, böyle yaşamak yorucu oluyor diyor. Karşımdakini yorduğum kadar kendim de yoruluyorum diyor. Yani biz seni böyle seviyoruz, herkes de seni böyle seviyor. Onun için sen hiç bunları bence takma kafana. Bence bugün de harika gidiyorsun ya, hiçbir sıkıntı yok. Aynen. Süpersin. Mesela marketi arıyormuş. İki yumurta bir yoğurt demeye çalışırken marketçi Binnur Hanım siz misiniz diyormuş. Ya şöyle bir şey oluyor. Bir de çok fazla işte sipariş veriyorum. Zannediyorlar ki yani 10 kişilik şey gönderiyorlar yani çatal bıçak ya da 5 kişilik. Halbuki ben onları kendime söylüyor oluyorum. Hep şey oluyor işte. Alo merhaba ben sipariş verecektim. İşte şöyle oluyor adam. Evet. İşte bir lahmacun. Evet. Bir dürüm. Evet. Bir ayrı. Evet. Bir künefe. Evet. Bir Nur Hanım. Ben bu kadar çok sipariş veren bir ben olabiliyorum. Öyle işte. Ama maşallah ama yesin bir şey yok ki yani. Ya sen... Eyvallah yani kilonu muhafaza ediyorsun diyeyim en azından. Evet. Söylenir mi öyle şeyler ama ya? Ama öyle yani biz onun öyle o da evet, herkes ya. Barışık kendisiyle ne güzel yani. Baksana adam 64 kilo verdi bu adam ya. Uras Kaygılaroğlu 64 kilo. Yolda Binnur Hanım ya da Binnur Kaya diye seslendiklerinde fotoğraf çektirdiklerinde kendine gelmesi 5 dakikasını alıyormuş. Adımı biliyorlar diye düşünüyormuş ve gülüyormuş. Yani tanındığına da mı inanmıyorsun? Ne oluyor? Ya bu o kadar şaşırılacak bir şey değil ki. Yani buna niye bu kadar alışmalı mıyım yani? Ya da çok mu kolay buna alışmak? Hani Binnur Kaya adımı bildikleri zaman bir kere içinden 50 kere bir teşekkür ediyorum falan. Yani ya da fotoğraf çektirilince falan arkadaşım diyor ki ya sen hayranları gibi davranıyorsun. Ben o kadar iyi. Hepimiz seni çok iyi anlıyoruz. Ben o falan değil. Hepimiz doğru, seni çok iyi anlıyoruz. Söyle, gerçekten öyle. Ya. Sen millet kırılmasın diye, millet bir şey olmasın diye herkesten daha fazla hassas, herkesten daha fazla hassas. Umarım bu içine ata bunun acısı bir yerden çıkmaz. Çünkü, al işte. Al. Evet yani ama bu şöyle bir şey. Kimisi var sabah ünlüyüm diye uyanıyor. Akşam yatarken de hala ünlüyüm diye uyuyor. Evet. İşte kimisi de var hala ünlü olduğuna inanamak değil de ünlülüğü takmıyor, öyle yaşamıyor. Ben hiç takmıyorum. O bir hayat gazı değil yani onun için güzel.